Öğrenciler ve Genel Bakış Programı ile sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu haftaki programımızda tam demokratikleşme yolunda Türkiye'de meydana gelen gelişmeler, gündemdeki bazı konuları Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Güner'le değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. İzin verirseniz ben gündemdeki gelişmelerle başlamak istiyorum. Diaspora'nın boykot çağrılarına rağmen Akdamar Kilisesi'ndeki ayine yüzlerce Ermeni katıldı. Bunun dünya üzerindeki yansımaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye artık etnik ve dini azınlıklarıyla sorunu tarihin üstesinden gelebiliyor mu ve nasıl bir gelecek tahmin ediyorsunuz? Önce Ahtamar'daki ayinin yüzlerce değil galiba binlerce içeriden yurttaşımız veya dışarıdan konuğumuz katıldı. Van'da büyük bir dostluk, sevgi, kardeşlik ortamı ortaya çıktı. İkincisi bu azınlık deyimi bana biraz eski yılları hatta yüzyılları anımsatıyor. Aslında dünyada kim nerede neden azınlık oluyor ki? Herkes dünyanın üzerinde yaşıyor. Bir toprak üzerinde doğmuşsa ve orada birçok insanın paylaştığının dışında bir inancı veya etnik kökeni temsil ediyorsa neden azınlık olsun? Yani onun da o topraklar üzerinde hakları vardır, özgürlükleri vardır, imkanları ve fırsatları olmalıdır diye düşünüyorum. Bu tabii bizim hukuk metinlerimize henüz girmiş bir anlayış değil ama sanıyorum ki 21. yüzyıl bu çoğunluk azınlık bakış açısında yeni bir düzeye taşıyacaktır. Biz bu konuda yeni adımlar atmaya çalışıyoruz. Tabii bu bahsedilen yerlerin hepsi insanlığın emaneti olarak bizde bugün müzeler. Ama bir inanç grubu, ben bu müzede özel bir günde, benim inancım için özel bir günde, tarihen de bana ait olan bu mekanda, benim inançlarıma özgülenmiş olan bu mekanda bir dua etmek istiyorum, bir yakarış ritüeli yerine getirmek istiyorum diyorsa, çağdaş toplumlar herhalde bu imkanı vermektirler diye düşündük ve bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii diasporanın tepkileri de bizim doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Yani barış olmasın, gerginlik üzerinden kendilerini beslemeyi sürdürebilsinler diye düşünen çevreler tepki gösterdiler. Ama içeride bizim yurttaşlarımız ve sağduyulu geniş bir toplum kesimi de binlerce insan oraya aktı ve çok güzel bir kardeşlik ortamı oluştu. Diasporanın Türkiye'nin alımlarını, sağlıklı alımlarını kesmeye çalışan yaklaşımları da bizim doğru bir yolda ilerlediğimizin kanıtları olarak sanıyorum belleklerde yer alacak. Buna mukabil olarak MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin HDP'yle birlikte Ani'de cuma namazı kılma girişimi oldu. Spekülatif eleştirileri de beraberinde getirdi. İlk önce izin verilecek mi, verilmeyecek mi diye. Şimdi Ayşe'den ön yargıları kırmak atom parçalamaktan daha zordur demiş. Tabii küresel barış için, dünya barışı için bunlar çok çok önemli gelişmeler ama acaba toplumumuzdaki bazı kesimlerde de bu adımların karşılıklı olacağına dair endişeler mi mevcut? Çünkü Ermenistan'la olan ilişkilerimiz bizim çok hassas olmuştur her zaman. Çabuk tıkanabiliyor. Her iki toplum açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii söylediğiniz çok önemli, ön yargıları kırmak, atomu parçalamaktan daha zordur demiş o ünlü fizikçi. Bizim toplumumuzda hala ön yargılar üzerinden siyaset yapmaya çalışan, geçmiş dönemin, geçmiş on yılların, yüzyılların değerlerini hala siyasi inatlarını, değerlerini değil de siyasi inatlarını, kavgalarını sürdürmeye çalışan ne yazık ki çevreler var. Şimdi bunlar sanki bizim kendi topraklarımızda bir kesim yurttaşımızın bir mekanda kendi inançlarına uygun bir ritüeli yerine getirmeleri bir misilleme yapmayı gerektirirmiş gibi bazı çevreler tarafından yeni yaklaşımlarla karşılanmaya çalışıldı ve bunları biraz şaşkınlıkla ve biraz da gülümsemeyle izlemeye çalışıyorum. Galiba izin verilmesin de bir siyasi bir polemik konusu yapabilirim arayışı da vardı. Nitekim benim dikkatli sarf ettiğim birkaç sözcük üzerinden bile sanki izin yokmuş gibi polemik yaratılmaya çalıştık. Biz Allah kabul etsin, gitsin, herkes başını temiz bir yerde elbette dua için, yakarış için yere koyabilir, secde edebilir diyerek konunun tartışmasız geçmesini sağlamaya çalıştık. Ama dünyada
bu barışın kurgulanması, gerginliklerin azaltılması tabii özel bir mesai gerektiriyor. Bunu da bu vesileyle görmüş olduk. Bakın biz vizeleri kaldırmaya çalışıyoruz. Komşularımızla dostluk bağları kurmaya çalışıyoruz. Yunanistan'ın ekonomik krizine Sayın Başbakan 8 bakanla bir an önce gitti ve ekonomide katkı nasıl yapabiliriz diye Yunanlı dostlarımıza sordu. İzin Bulgaristan'la, Gürcistan'la, Azerbaycan'la, İran'la, Suriye'yle, Irak'la ve Ermenistan'la sorunlarımız olmasın istiyoruz. Mümkün olduğu kadar karşılıklı birbirimize gidelim, gelelim bir coğrafya üzerinde, sadece kendi vatanımızda değil, bütün bu coğrafya üzerinde bir barış denizi içinde bulunalım diye istiyoruz ve biz sınırları açmaya, rahatlatmaya insanlık ve komşuluk ilişkilerini çalışırken birileri sanki savaştan dün çıkmışız gibi etten duvar örüyor, yani sınırlarda kalkışıyor. Sanıyorum toplum bu geri kalmışlığı, bu siyaseten geri kalmışlığı irdeliyor ama biz bu vesilelerle bir siyasi kavga tahrik etmek istemiyoruz. Yani herkese çağı okuyun, dünyayı okuyun. Yani geçmiş dünyanın kavgaları geçmişte kalacak. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyor ya Mevlana. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım demeye çalışıyoruz ve sabırla bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Aynı zamanda tarihimize bakacak olursak da Osmanlı'nın kültüründe de bünyesinde bulunan medeniyetlere karşı ve dinlere karşı saygılı olduğunu görebiliyoruz. Hani hep Türkiye'nin sorunlu tarihinden bahsediyoruz ama tarihimize baktığımız zaman da biz hani çok hoşgörülü ataların çocuklarıyız da diyebiliriz. Çok doğru. Yani bizim tarihimizde bu milliyetçilik kavramı zaten 17-18. yüzyılın kavramıdır. Yani ondan önceki dönemde insan bulunduğu toprakta kendi inancıyla, kendi etnik özelliğiyle var olabiliyor. Roma İmparatorluğu'nda da böyle olmuş, Osmanlı İmparatorluğu'nda da böyle olmuş. Osmanlı İmparatorluğu ki bir tür 3. Roma gibi aynı topraklar üzerinde büyük ve köklü bir medeniyeti temsil ediyor. Ama bu dünyada milliyetçilik akımlarının yükselmesi, bu milli devletlerin ortaya çıkmaya başlaması ve imparatorlukların parçalanması bazı kavgalara, bazı kaçınılmaz çatışmalara taşımış dünyamızı. Ama şimdi yeni bir döneme geçiyoruz. Yani bu milliyetçiliklerin kana buladığı 20. yüzyıla göre sanki daha barışçı olabilecek, daha insanlık değerlerinin, insanlığın ortak değerlerinin yükseldiği bir yeni yüzyıla, yeni bin yıla geçmeye çalışıyoruz ve biz tarihin o hoşgörülü sayfalarını öne çıkarmaya, kavgacı, acımasız, kanlı sayfalarını değil, hoşgörülü sayfalarını öne çıkarmanın bizim için daha yol gösterici olacağını düşünüyoruz. O yüzden Osmanlı'nın bütün bu egemen olduğu topraklarda farklı dinlere, farklı kültürlere hoşgörülü davranışı sanıyorum bizim için de güzel bir referans noktası oluşturuyor. Evet, çok güzel. Şimdi bunlar demokratikleşme adına gerçekten çok önemli adımlar. Demokratikleşme konusunda paralel olarak da kültürel anlamda küreselleşmek artık vazgeçilmez ve kültürel anlamda küreselleşmenin yansımalarından etkilenmek kaçınılmaz. Bu bağlamda küreselleşmenin yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilhassa Türkiye açısından değerlendirecek olursak, Türkiye çok kozmopolit değerlere sahip, çok zengin kültürlere sahip bir ülke. Bu biraz felsefi bir tartışma konusu olarak nitelendirilebilir ama evet. Siz kültürde küreselleşmekten mi yoksa özgünlüğün korunmasından mı? İkisi birlikte. Ben eskiden beri şuna çok inanıyorum. Bizim bir yerel kültür değerimizin önce ulusala, oradan da evrensele uzanması halinde dünyada bizim kültürümüzün bir anlamı, bir yeri, bir özel saygınlığı olabilir. Yani, yerelde elbette çok renkahenk motifler vardır ama onu çok lokalizasyon içinde tutmuşsanız, onu ulusal ölçeklere bile ulaştıramamışsanız, ulusal ölçeğe ulaştırdığınız bir değeri, bir müzik, bir sanat, bir mimari, bir gastronomi ürününüzü evrensel ölçeğe ulaştıramamışsanız yine sizinle birlikte var olur ve orada o sınırlarda kalır. Yani evrenselle yerel arasında, evrenselle ulusal değil sadece, evrenselle yerel arasında birbirini besleyen çok büyük bir ilişki var. Dünyada da zaten küresel ölçekte farklı bir lezzet hissettiren birçok şeyi o toplumun, o ülkenin, o coğrafyanın yereli içinde çok özgün izleriyle bulabiliyorsunuz birçok kez. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Yani bizim birçok